Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hayat bu. Ne acayip olaylarla karşılaşıyoruz. Ekseriyetle çok güzel, sevindirici, mutlu eden, hoş olaylar. Ama bazen de çok acı, çok düşündürücü, ibret verici, üzücü olaylar. O kadar çok yaşıyoruz ki güzel günleri aklımızda kalması da mümkün değil, sayıya gelmesi de mümkün değil. Ama bazılarını da nadiren yaşadığımız için hiç unutamıyoruz. Unutamadığım olaylardan bir tanesi, bugün Kur'an-ı Kerim okurken karşıma bir ayet-i kerime çıktı da oradan hatırladım. Suriye'de kafir rejimin zulmünden kaçan kardeşlerimizden bir kısmı Maraş'a gelmişti. Onların arasında da alim bir zat, öğrencilerimiz vasıtasıyla tanıdık. Yardımcı olmak istedik, koca bir aile. Bir gün kendisinin kullandığı arabada baş başa gidiyorken ben de çok zengin bir insan değilim. Bir aylık ev kirasını hafifçe tutuşturmak istedim eline. Almak istemedi. Muhtaç olduğu belli ama iffetli insan. Bir hoca efendinin kendi memleketinde ve akrabalarının arasında çok izzetli bir insanın, çok iffetli bir insanın bu duruma düşmesi, bir yardımı bile kabul etmemesi bana öyle bir dokundu ki kendimi tutamadım. Hıçkıra ağlıyordum. O da hıçkıra ağlıyordu. Bereket şoförlüğü güçlüymüş de bir kaza yapmadan yolumuza devam ettik. Yardıma ihtiyacı var fakat kabul etmiyoruz. Tavır çok önemli. Yıllar sonra bu yıl yaşadığımız deprem münasebetiyle biz de yaralılarımızı tedavi için Konya'ya götürmüştük. Orada tanıdığımız bir doktor münasebetiyle. Ve orada kalalım dedik. Allah razı olsun. Bazı kardeşlerimiz bize orada bir ev ihsan ettiler, ikram ettiler. Biz üç aile orada iç içe evlatlarımla beraber kaldık. Bu arada bir tanıdık telefon açtı. Hocam, IBAN numaranızı bana gönderin. Sizin ve çevrenizdekilerin ihtiyacı olur. Ben bir miktar yardım göndermek istiyorum dedi. Ben teşekkür ettim. Biz emekli memuruz. Elhamdülillah ihtiyaçlarımız olsa da bize yetiyor. Burada arkadaşlar bize bir ev verdiler, dayalı döşeli. Teşekkür ettim. Daha muhtaç olanlar olabilir diye. Hocam, ben biliyorum bunu siz alsanız da kendiniz kendinize kullanmazsınız. Etrafınızdakilere de yardım edersiniz. Onun için lütfen dediler. Ben ona IBAN numarasını gönderdim. Telefonu kapattıktan sonra epey bir ağladı. Değerli kardeşlerim,
İstemediğiniz halde ikramı almak bile bu kadar zor. Sonra düşündüm. Yani bu kadar kardeşlerimiz var depremzede. Bunların içinde herkesin hali vakti bizim gibi değil. İstemek ne kadar acı bir şey. Okuduğum ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim. Lil fukara, fakirler için, ellezine usirû fî sebîlillah, Allah yolunda imkan bulamamışlar. La yestatîûne darben fil arz, yeryüzünde gezmek, ticaret, çalışma gibi imkanlardan mahrum kalmışlar. Bir sebeple. Yahsebuhumul cahil, bilmeyen insanlar zanneder, agniyâe, zengin zanneder onları. Minet taafüp, iffetlerinden dolayı. Yoksulluklarını gizli tutuyorlar. Yüzlerinin ifadesinden muhtaç oldukları hiç belli olmuyor. Hallerini gizli tutunca çevresindeki insanlar da cahil, yani onun vaziyetini bilmeyen, tanımayan insanlar da yasabuhum zannediyorlar ki ahliye, bu adam zengindir. Ama dikkatli bak, tarifuhum, sen bilirsin bir simahum, simalarından, onların simalarından bilirsin yani. Açlığın verdiği bir hal vardır. Yoksulluğun verdiği yüzde bir iz vardır. Bazen maddi belli olur. Sararma, sorma, kararma. Bazen de manevi bir hali vardır. Derin tefekkür, sessiz bir haller. Simalarına dikkatli bak. La yes'evlünen nas. İnsanlardan isteyemez onlar ilhafen. Asla el açmazlar. Ve mâ tunfikû min hayrin. Hayır cihetinden mal, zengin, her ne harcarsanız, infak ederseniz, ve innallâhe bihi alîm, Allah Celle Celaluhu onları hakkıyla bilendir yani. Değerli kardeşlerim, istemek çok zor bir durum. Ama bazı insanlar yüzünün suyunu dökmüşlerdir. Yüzlerindeki ar, haya, perdeleri yırtılmış, damarları çatlamıştır. Muhtaç olmadıkları halde dilenirler. Bunların da ahirette cezası çok büyüktür ya. Sevgili Peygamberimiz, Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, üstteki el, alttaki elden daha hayırlı. El yedül ulya, hayrun min yedi süfla. Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Harcamaya, geçimini üstlendiklerinden başla. En yakınlarından. Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Değerli kardeşlerim, bilseydik biriktirme yerine Allah yolunda harcardık. İhtiyaçtan fazlası diyor. Neyi infak edelim sorusuna da Kur'an-ı Kerim ihtiyaçtan fazlası diyor. Hadis devam ediyor.
Dilenmekten sakınmak isteyenleri Allah iffetli kılar. Yani isteyin, dilenmekten kaçının. Halka karşı tok gözlü davranmak isteyenleri Allah insanlara muhtaç olmaktan kurtarır. Müslümanlar arasında çok yiğit insanlar vardır. Bunlardan bir tanesi de Ebu Bişir Kabisa İbn-i Muharik radıyallahu anh'tır. İnsanlar arasındaki bir dava, sırf o dava bitsin ve barışsın, kavga olmasın diye bir kefaya bir borç yüklenmiş. Varlıklıyken fakir düşmüş. Yani kardeşleri kavga yapmasın diye araya malıyla giren, servetini bu yolda harcayan bir insanın büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Ve bir gün borçlarının altında da çaresiz kalınca Peygamberimize müracaat etmiş. Kendisi anlatıyor. Peygamberimize başvurdum. Bana dedi ki, bekle biraz. Sadaka malı gelsin. Ondan sana verilmesini emrederiz. Peygamberimizin yanında bir şey olursa isteyenlere verirdi. Hiç yok demezdi. Olmazsa bekle dedi böyle. Kendisini borçlu, borçlandırırdı yani. Kabise ile beraber otururlarken döndü ona Peygamberimiz, dedi ki, ey Kabise, dilenmek yalnız şu üç kişiye caiz olur, helal olur. Birisi senin gibi kefaret üstlenen kişi. Borcunu ödeyince kadar dilenmesi helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer. Bütün mal varlığını yok eden büyük bir felakete uğramış kişinin de geçimini kollayacak ya da ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak bir zamana kadar dilenmesi helaldir. Çünkü bütün mal varlığını kaybetmiş. Bir de hakkında kendisini tanıyanlardan aklı başında üç kişinin ya gerçekten falan fakir düştü diyeceklere kadar fakir zaruret içerisinde olan insan bunun da geçimini temin edecek kadar dilenmesi helaldir. Ama ey Kabisa, bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur. Nitekim Peygamberimiz Miraç gecesinde bazı insanların kendi tırnaklarıyla böyle demirden yüzlerini parçalayıp yediklerini görüyor. Kim bunlar? İşte böyle yüzünün suyunu döken, hak etmedikleri halde dilenen insanlardır. Dilencilik hoş bir şey değil. O bakımdan biz Müslümanlar da kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamalı. Onların gelip bize anlatmalarına, böyle bir utancı yaşamalarına izin vermemeliyiz. Zeynel Abidin Hazretleri için anlatılır. Başka zatlar için de okudum bazı kitaplarda. Bir dostu ona gelir, arkadaşlarıyla sohbet ederken der ki, ya imam, benim şu kadar paraya ihtiyacım var. İmam çıkarır ona, fazlasıyla verir. Adam gittikten sonra elbisesini, cübbesini üstüne çekerek hüngür hüngür alır. Biraz sakinleşince etrafındakiler derler ki, ya imam, niye böyle yaptınız? Niye böyle kendinizi mahvettiniz? Adam sizden bir miktar para istedi. Siz ona fazlasıyla verdiniz. Bu ağlamak da neyiniz? Benim ağlamam, bu benim dostumdu. Halini bilmem lazımdı. O gelip benden istemeden evvel benim onun ihtiyacını karşılamam lazımdı. Ben kendi gafletimi ağlıyorum.
Neden ben bu adamı istemek zilletine düçar ettim ya? Düşürdüm. Yazık bana diyor buna. Tabii bir de günümüzde bazı insanlar var. Dilencilik bir sektör olmuş, bir meslek gibi dileniyorlar. Arkalarında bazı insanlar da dilendiriyorlar. Bunlar memlekette zengin insanlar. Çuval çuval da parası, bazen de gazetelere haberdar oluyor. Ve bunların bu vaziyetini gören kimi Müslümanlar da hocam bunlara vermek icap eder mi diyor. Biz de Peygamberimizin tavsiyelerine bakıyoruz. Dilenci at üstünde de gelse, at bir varlık alametidir. Bir şeyler verin diyor yani. Bir de dilenmenin caiz olmadığı, helal olmadığı hadislerine okuyoruz. O zaman da bunların bu hallere düşmelerine fırsat vermemek lazım. Bu ikisinin arasında diyoruz, işte hale göre, vaziyeti göre. Bu tür durumlar maalesef bizim yardım yapma duygularımızı da mahvediyor yani. Bir akşamüstüydü, evime doğru giderken bir delikanlı çevirdi beni. Dedi ki ben Erzurum'dan geldim, işçiyim. İşte aradığımız işi bulamadık, perişan olduk, geri memleketimize döneceğiz, yol paramız da yok. Bize yardımcı olur musun? Aklıma talebelik zamanında yaşadığım bir olay geldi. Diyarbakır'dan Adana Karacı'na indik, ben oradan Kadıyla üstünden Andırın'a geçeceğim. Bir kadın geldi, işte oğlum askerdeydi, bekliyordum, buradan alacaktım, gelmedi dedi. Biz 8-10 arkadaş da inmiştik oraya, baktım herkes gidiyor. İlk defa ben Adana Garajı'na öyle inmişim. Arkadaşlara da biraz da canım sıkıldı, lan bir derdini anlatan insan var diye. Neyse, kadına bir ekmek parası verdik. Sonra ben arkadaşlara, ya niye dinlemediniz, niye beklemediniz deyince, biz Adana'ya böyle senin gibi bir defa değil, her defa geliyoruz. Bu kadını burada her zaman görüyoruz. Bunun oğlu bir türlü askerlikten gelmiyor dediler. Hakikaten bizim Andırın'a gitme şeyimiz Diyarbakır'dan 3 sene sürdüğü için sonraki senelerde baktım aynı kadın gene beni karşıladı, oğlum askerdendi benim diye güldüm ya. Aklıma bu olay geldi. Ve benzeri olaylar. Şimdi bu arkadaş da diyor ki ben Erzurum'dan geldim, geri döneceğim, acım filan diyor. Ben dedim ki bak arkadaş, kusura bakma, inanmıyorum. Çünkü çok böyle tecrübeler yaşadık. Fakat ya doğruysan diye de Allah'tan korkuyorum. Buyur sana bu gece rahatlıkla yiyeceğin, içeceğin, karnını doyuracağın bir miktar para. Daha fazlasını emin ol, inansaydım yapardım ama kusura bakma, yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı bu inancımızı da kaybettik. Al bu ekmek parasını dedik, gittik. Şimdi böyle karma karışık duygular içerisindeyiz. Fakat ne olursa olsun değerli kardeşlerim, bazen camiden çıkıyoruz, orada dilenenler var. Yani ümmet-i Muhammed'den bir insanın dilenmesi benim çok zoruma gidiyor. Çok soruma dinlenen bir Müslüman gördüm mü kahroluyorum ya. Kahroluyorum. Keşke çok param olsa bütün dilencileri dilenemez hale getirecek olsa. Ahlaksızları ne yapacağız mesleki dinlenenlere bilemiyorum ama fakat çok üzülüyorum. Yani istemek çok zor. Baştan anlattım. Allah'ım hiçbir insanı İsteme zilletinle düçar etme, düşürme ya. Amin. Vesselamun aleyküm. Elhamdülillahi. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Vesselam.